Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Fırat'ın doğusu pek çok açıdan stratejik öneme sahip. Terör koridorunu orada inşa etmenin gayreti içerisindeler. 2011 yılında krizin başladığı Suriye'de IŞİD terör örgütü türetildi. PKK'nın Suriye kolu PYD de Amerika desteğiyle birlikte adım adım Suriye'nin kuzeyindeki kentleri IŞİD bahanesiyle işgal etmeye başladı. IŞİD'in boşalttığı kentlere PYD'li teröristler yerleşti. Zira hedef belliydi. Amerika İran kuzeyinden başlayarak Akdeniz'e uzanan bir terör koridoru oluşturmayı amaçlıyordu. Ancak Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla pkk hareket alanını daraltarak Amerika'nın koridor hedefinin önünü kesti. Suriye'nin güvenli hale getirdiğimiz diğer bölgeleri gibi Fırat'ın doğusunu da asli sahipleri için huzurlu ve yaşanılabilir yerler haline dönüştürmekte kararlıyız. Amerika'nın 20 bine yakın tır silah ve mühimmatla desteklediği PYD'nin işgal ettiği alan Fırat Kalkanı bölgesinden Irak sınırına kadar uzanan bölgeyi kapsıyor. Bu hatta Türkiye'nin yaklaşık 500 kilometrelik bir sınırı var. PYD buradan yetiştirdiği militanlarını çeşitli eylemlerle Türkiye'ye karşı da kullanıyor. PYD'nin işgal ettiği alanda büyük su yatakları, barajlar, petrol ve doğal gaz kaynakları var. Suriye'nin enerji kaynaklarının %70'i bu bölgede bulunuyor. Rakka, Deirizor, Mayadin, Şeddadi gibi kentler adeta bölgenin ekonomik kalbi konumunda. Yılda 600-650 milyon dolar oradan ham ve işlenmiş petrol olarak gelir elde ediyorlar. Koridor hedefinin önü büyük oranda kesilen Amerika, doğal gaz zenginliği olan bu bölgede PKK-PYD eliyle 2. İsrail devletini kurma girişimlerine hız verdi. Amerika'nın bu hedefi ise başta Suriye ve Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Fırat'ın doğusuyla ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık. Burada yerleşik düzene geçmek isteyen Amerika'nın 20 aşkın üssü var. Bu üslerden ikisi Membiç'te bulunuyor. Fırat'ın doğusunun yanı sıra Membiç'te de Ankara-Washington hattında gerginlik var. Bir gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Mutabakata göre PYD'liler Membiç'ten çıkarılacaktı. Bu formülün Membiç'te hayata geçmesi durumunda da benzeri Fırat'ın doğusuna uygulanacaktı. Ancak Amerika PKK-PYD'yi bölgeden çıkartmaktan ziyade desteğini artırarak sürdürdü ve her fırsatta PYD'yi desteklemeye devam edeceğini ilan etti. Türkiye ise ulusal güvenliğini sağlamak için daha fazla beklememe kararı aldı. Oradaki teröristleri oradan hala çıkarmıyorlar. O zaman biz çıkaracağız. İş başa düştü.